Dostlarım, Allah'ın selamı üzerinize olsun. 3 aylar geldi dedik, mübarek günler, Recep ayı, Şaban ayı, tabii dua ediyoruz falan. Bazıları var, onlar dedi ki hocam benim bir duam var, hayır olsun diyorum. Diyor ki hocam özel bir dua. Özel dua diyenler ne bir şey ya, evlilik, kısmet, anladın mı? Hocam diye kaldık bekar ya, müzmin bekar. Bazen görücülere gidiyoruz veya görücü geliyor diyor. İşi tam bağlayacağı zaman bir yerde iş kopuyor diyor falan. Bana bir dua öğret falan diyenler var. İşte o kardeşlerimize bugün güzel dualar öğreteceğim. Allah nasip ederse. Belki de bakarsın bu güzel duaları, bak öğreteceğim doğal şu günlerde Ramazan'da oku. Ondan sonra Ramazan bitince dersin ki Hüseyin hocam bayrama düğünümüz var. Bayramdan sonra düğün var. Şu senin semazenleri topla da bir gel. Falan dersin yani. He? Olabilir. Niye olmasın? Güzel kısmet duaları var. Tabi bunlar sadece evlilik için de değil ha. İşin, gücün rast gitmesi için, ondan sonra hayır kapılarının açılması için, kısmetin, nasibin bol olması için okunabilecek bir sürü dua var. Özellikle Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde bize öğrettiği duaları çok önemsiyorum biliyorsunuz. Kur'an'daki dua ayetlerinden, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın okuduğu dualardan sizlere anlatmayı, aktarmayı çok önemsiyorum. Hemen duaya geçeceğim. Şöyle kahvemden bir yudum alayım. Siz de o arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olma şeylerini falan bir şey yapın, onları halledin. Elhamdülillah, kahve de güzel. Şimdi arkadaşlar, çok güzel bir dua öğreneceğiz. Kelime kelime okuyacağım duayı. Bu duanın tekrarlanmış halini, sadece Arapça duasını böyle sizler için 30 defa okudum tekrar tekrar. O videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum, linkini tıklayıp dinleyin onu da sonuna kadar, tamam mı? Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'yunin ve cealna lilmuttakine imama. Bir daha okuyorum. Rabbena, ey Rabbimiz, heblena, bize ver, nasip et. Min ezvacina, eşlerimizden. Ve zurriyatina, çocuklarımızdan. Kurrate a'yunin, gözümüzün nuru olacak, bize mutluluk verecek. Çocuklar ve eşler nasip et. Ve cealna lilmuttakine imama, bizi de muttakilere, takva sahiplerine, Allah'tan korkanlara önder eyle ya Rabbi. İmam eyle ya Rabbi diye güzel bir dua var. Bunu okuyalım inşallah her gün. Kısmetin bağlı diyenler, nasibimin bollaşmasını istiyorum diyenler. Özellikle evlilik için bunu okuyalım. Evlilik anlamındaki kısmet için. Nasip bollaşması, bereket kapılarının açılması için bir dua daha söylüyorum. Yine Kur'an ayetidir. Lütfen dikkat. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina ve futihatis sema'u fekanet ebvabe. Dikkat. Bir daha okuyorum. Beraber okuyalım. Bismillah. İnna fetahna leke fetham mubina ve futihatis sema'u fekanet ebvabe. Hocam bunun okunuşunu yazmadınız falan diye beni yemeyin diye bunu sizin için uzun uzun okuyacağım. Bu sohbeti dinledikten sonra linkten tıklayıp, açıklamada linki var, o halini mutlaka dinleyin, tamam mı? Bu duayı arkadaşlar, bu inna fetahna leke fethan mubina duasını nasibinin bollaşmasını isteyen kişi kendisi de okuyabilir. Onun niyetine başkası da okuyabilir. Bir bardak suya okuyup özellikle 101 defa okursanız bunu inna fetahna leke fethan mubina ve futihatis sema'u fekanet ebvaba. 101 defa okuyup hu deyin bunu. O suyu içirin. Evdeki herkes içebilir. Bereket olur. Nasip kapıları açılır. Kısmet kapıları açılır. Biiznillahi teala. Buna 21 gün boyunca da devam etmek lazım. Bir dua daha söylüyorum. Kur'an ayetidir. Bismillah. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi, bana indireceğin hayra çok muhtacım. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Bu da ayettir, Kur'an ayetidir ve güzel bir duadır. Bu duayı cuma günleri, özellikle cuma namazından önce okursanız önce çok güzel olur. Böyle abdest alın, iki rekat bir tevbe namazı. Sonra bunu okuyun, bu duayı. Anasını ellerinizi açın. Ya Rabbi deyin. Duanızı Allah'a arz edin. Kısmetinin açılmasını isteyen, evlenmek isteyen. Çok güzel fayda görürler Allah'ın izniyle. Bir de iş, kariyer anlamında kısmet açmak için nasıl bir dua okuyalım diyenler varsa onlara da bir dua daha söylüyorum. Bismillah. Vel erza
Medednâhâ ve elkaynâ fîhâ revâsiye ve embetnâ fîhâ min kulli şeyin mevzûn ve cealnâ lekum fîhâ me'âyiş ve men lestum lehu birâzikîn. Amin. Allahümme ya mufettihal ebvâb, iftah lana khayral bâb. Allahümme erzukna rizkan vâsi'a ve umran tavîla. Vallahu nes'elu en yuvâfikana li hidmetil ilmi ve d-dini ve necahi fil imtihan. İnne Allahe la yuhliful mi'ad. وبالله التوفيق وارزقنا وانت خير الرازقين امين. Ya çok güzel bir dua be. Harika bir dua bu da. Bunların hepsinin böyle bu duaların bir halini, tekrarlı halini inşallah hazırladık yönetmenimizle beraber. Onu da paylaştık. Açıklamada linki var. Mutlaka dinlemeyi ihmal etmeyelim canlarım. İstifadeniz için bunlar hep. Siz nasiplenin diye bunlar hep. Allah Celle Celaluhu yar yardımcınız olsun. Allah'ın dualarınızı kabul etsin. Hayır kısmet kapılarınız açılsın. Allah'a emanet olun. Ha bu arada videoyu beğenmediyseniz ayıp edersiniz. Ayıp etmemek için tık tık beğenelim. Abone olalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.